Lunch'un fiyat tahminlerini gerçekleştiren bu haber üzerinde bulunmaya devam edeceğiz ve şöyle bir bakacağız. Ne gibi fiyatlar üstünde duruluyor. Önceki videoda da bu haber üstündeydik. 2023 için yapıyor. Yani maksimum 3012. 2023'te 3012'leri görür Lunch. Daha üzerinde görür. Yani 3016 civarına kadar görebileceğini düşünüyorum. Piyasa pozitif. Lunge da şu an geç kalmış pek çok coin gibi belli seviyelerin üzerine atmada başarılı oldu. O yüzden 3.016'lara kadar hatta belki daha yukarı noktasına kadar ilerlememesi için herhangi bir sebep yok diyebilirim. Yani birazcık düşük kalmış açıkçası burada 3.012 gibi ortalama fiyatlar. 2024 3 ya burada tabii artık birazcık saçmalama noktasına gelinmiş. Ben sürekli bu tarz fiyat tahminlerini eleştiriyorum çünkü ya bunun gibi bir şey yok sonuçta. Böyle sürekli fiyatları şey gibi artacak. Böyle şirket gibi böyle nasıl diyeyim hisse senedi tarzında yıllık büyüme bilanço falan böyle. O tarz bir şey yok. O yüzden çok mantıklı bir bakış açısı değil burada. Sürekli üstüne yükselecek. Bunlar doğru değil. Piyasada hiçbir zaman bu tarz bir şey olmamıştır. Bu saatten sonra da nitekim olmayacaktır. İkinci olarak verdiği ortalama fiyat tahminleri de mantıklı değil. Onu net biçimde söylemiş olalım. Mesela 3.03'lerden bahsediyor. Şimdi 3.03'ler bu sezonda görülür. Mesela 2024'te görülür yani çok öyle aman aman yüksek bir fiyat değil. 2024'ün başları gibi de buralara yükselebilir. Zaten piyasa gayet olumlu. O yüzden saçma olmuş. Ama 2030'a koymuş. 2030'da lunge mu kalır? Piyasada yok olur gider. Adını bile siz bile hatırlamazsınız. Lunge diye bir şey var mıydı yok muydu diye. O yüzden çok mantıklı fiyat tahminleri olmamış bunlar. Kafasına göre bir şeyler yazmış. Her zaman olduğu gibi. Mesela Shiba şeyin ChatGPT ve Bard'ı sevmemin bir diğer sebebi de bu. Shiba ve XRP konusunda. Örneğin ChatGPT 2024'te ATH bekliyor. Şimdi normalde 2024'te Shiba ATH yapar. Açıklaması ekstrem bir açıklama değil. Evet, ben de aynı şekilde bekliyorum. Çoğu kişi de bu konuda mutabık olacaktır. Ama yapay zekaların yaptığı ya da bir takım böyle rapor diye tarafların yaptığı fiyat tahminlerine bakıyorsunuz. Hepsi şöyle saçmalıklarla dolu olduğu için bu şekilde doğru fiyat tahminleri de insana tebrik ettiriyor. Mesela yine şey Google Bard 2023'ün içinde XRP coin 1,1 dolara kadar yükselir diyor. Ben de öyle düşünüyorum. Peki burada Bard'ı farklı yapan ne? Bard'ı farklı yapan bu gibi dolandırıcılar işte. Terra Klasik fiyat geçmişi. 2018 yılında Duan ve Daniel Shin tarafından Terraform Labs'ın kurulmasının ardından proje sonraki yıllarda popülerlik kazandı. Algoritmik Stablecoin USD gibi yenilikçi DeFi projeleri Terra Klasik'i öne çıkardı. Ayrıca ödünç veren DApp, Anchor protokol kullanıcıları USD staking için %20'ye kadar APY verdi. Bu %20 APY çok aşırı bir APY'ydi. Zaten ekip üyeleri sonradan bunu şöyle açıklamıştır. Biz Duvon'a dedik ki bu %20'yi düşürelim, %10'a düşürelim, %10'da bırakalım hiç değilse dedik. Fakat Duvon sözümüzü dinlemedi. %20'de kalması gerektiğini söyledi ve bu noktada ekibi dinlemedi dedi. Tabii kaymaya sebebiyet veren unsurlardan bir tanesi de bu. Sen sürekli %20 ne demek? %20 faiz oranı. 10 birim başına 2 birim buyurun size hediye. Ama burada senin basman gerekecektir. 1. Ne yapacaksın? USD basacaksın. 2. USD üzerindeki satış baskısını artırmış olacaksın dolayısıyla. 3. USD üzerinde satış baskısı oldukça bu noktada Luna arzı artması gerekecektir. Ve bu bir yerde patlak verir.
Evet, bir yerde patlak verdi. Zaten gördüğünüz gibi. Şu anda tam da patladığı noktadayız yani. 2022'nin Mayıs'ından beri. Evet, devam edelim bir yandan. Bu API stablecoin staking oranlarının ortalama oranlarından çok daha üstündü. Ve bu da Luna ve UST yatırımcılar arasında oldukça popüler hale getirdi diyor. Doğru, evet. Ya bir Ponzi sistem zaten böyle kurulur sonuç itibariyle. Çok yüksek bir faiz oranı var. Bakın, öyle bir şey düşünün ki şimdi hiçbir şey düşünmeyin, şunu düşünün sadece. Birincisi faiz oranı yüksek. Yani diyor ki yatırımcı, ben size çok yüksek ödül veriyorum. Tamam. İki, çok ucuz. Ucuz dediğim teminatlandırma çok ucuz. Yani adamların tutup da gerçek bir stable coin'de olduğu gibi yüksek bir fon tutmasına gerek yok. Hiç lazım değil. Çok düşük bir miktara zaten Luna ile adamlar şey yapıyor, teminatlandırıyor. Bunu görmüş oluyoruz. Şimdi hem çok düşük bir maliyeti var, hem de yatırımcı ödülü çok yüksek. Nasıl iş lan bu? Yani çok garip bir iş. Hem ödül yüksek hem ucuz. Hiçbir şey gerekmiyor projeyi ayakta tutmak için. Hiçbir şey lazım değil. Yatırımcı da kazanıyor, sen de kazanıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Hiçbir bedeli yok yani ortada. Anlatabiliyor muyum? Ancak diyor USD Mayıs 2022'de sabitini kaybedip 91 senti düştüğünde Luna'nın fiyatına zarar verdi. Sonuç olarak tüccarlar tokenları satarak USD ve Luna'nın çökmesine neden oldu. Burada ya artık bunun üstüne konuşmayacağım zaten. Daha dün mü, önceki gün mü ne, biliyorsunuz ki bu duruma ilişkin konuşmuştuk uzun bir şekilde. Nasıl oldu çöküş, şöyle mi oldu, böyle mi oldu? Yine de yeniden yapılanma devam ediyor ve kurucu ortaklığı 11 noktada Luna 2.0 adında yeni bir zincir önerdi diyor. Evet, tarihin en iyi önerisi gerçekten. Şeyin çökmüş, sistem çökmüş. Ne yapalım? Tam yeni ekosistem üretelim. Eşek oğlu eşek. Diyor ki Duvon 2023'te sahte pasaportla tutuklandı ve Karadağ'da 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca kendisi ABD'de milyarlarca dolarlık dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya diyor. Aynen. Ya bu iş böyle bu şekilde yürür gider sonuçta belli bir noktaya kadar ilerleme ihtimal de düşük olacaktır. Belli bir noktaya kadar gelir. Ondan sonra bir kısır döngü halinde yani bu dava süreci böyle uzar gider. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.